Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Tato. Arkadaşlar bugün Minecraft'ın gerçek yüzlerine bakacağız. Hadi o zaman. Arkadaşlar bugün kimye bakıyoruz biliyor musunuz? Arkadaşlar bugün zengin ailesine bakacağız. Görüş olsun zenginin tüm ailesi burada. Burada da biri var. Bu adam kim acaba bilmiyorum. Merhaba dostum sen kimsin ya? Zenginin yoksa arkadaşı mısın? Akrabası mısın ha? Evet akrabasıyım abi evet. Allah Allah ya ben bu adamı hiç görmedim. Neyse o zaman arkadaşlar videomuza geçelim. Sizler bu adamı tanıyorsanız yazın bakalım. Bu arada dostlarım o zaman hala kanalımıza abone olup demin olup demelerimleri. İnşallah videomuzu beğenmeyi. Bu kanalımıza Kerem Komiser var. Kerem Komiser niye bugün buradasın ya? Görüyorsunuz hiç silah bile almadım. Zaten zenginin ailesi var. Ama Kerem Komiser silah almış. Kerem Komiser niye silah aldın? Burada bir tane bir suçlu var şu anda. O suçluyu bulup yakalamamız ve hapishaneye götürmemiz gerekiyor. Fransa'daki Mona Lisa tablosunu kaçırdı. Bu arsanın etrafı polislerim tarafından sarıldı. Onu bulmamız gerekiyor. Bize yardım etmen gerekiyor Tato. Ben mi? Tabii ki de yardım ederim Kerem Komiser. Ama ikinci zengin ailesine bakmam gerekiyor. Ondan sonra yardım etsem olur mu? Tabii ki de olur. Zaten en son şüpheli burada gözüktü. Büyük mal buralar da bir yerlerde saklanıyor. Asla kaçışı olamaz. Bu arsada bulunan bir ağacın üstüne bir adet keskin nişancı yerleştirdim. O keskin nişancıdan asla ama asla kimse kaçamaz. Kaçarsa bile vurulur. Lan arkadaşlar görüyor musunuz ya? Ne kadar acayip. Kerem komiserim bütün polis aracını burada. Herhalde çok sağlam bir polis ekibi gelmiş arkadaşlar. Acaba o suçlu kim ya? Siz biliyorsanız yorumları yazın ya. Acaba nerede şu an? Nerede saklanıyor? Kimse benim arzama giremez ya. Neyse biz en iyisi zenginin gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın gerçek yüzüne bakacağız. İlk zengin ailesi var arkadaşlar. Bakalım zengin ailesinin gerçek yüzü nasılmış. Burada zengin var. Merhaba zengin dostum. Bakalım gerçek yüzü nasılmış arkadaşlar görelim. Oo arkadaşlar. Arkadaki ne öyle ya? Teknolojik makineler ya. Bunu tepe göz görse nedir acaba? Tahminen teknolojik tepe göz diyeceğiz seni. Harbi zengin ya. Doğru söylüyorsun. Harbi öyle der yani. Kendisi sahiplenir. Arkadaşlar bu zengin görüyorsunuz ki. Zenginin gerçek yüzü böyleymiş ya. Oo arkadaşlar arkada böyle teknolojik makineler var. Yani böyle iş adamı gibi giymiş. Takım elbiseni giymiş. Tabii şu anda rahatsın değil mi? Çalışmıyorsun zengin şu anda. Şu an çalışmama gerek yok zaten. Zenginim. Ana. Tahto ben de size katılayım mı? Canım sıkılmasın orada dura dura. Zaten polis memurlarının hepsi etrafı sardı. Şu anda güvenliğimizi tehdit edecek hiçbir şey yok. Allah Kerem komiser sen bilirsin. Her zaman benim yolda dolaşıyorsun. Hiç sıkıntı olmaz. Hem beni korursun. Aa hırsız orada. Hırsız orada. Orada hırsız var. Galiba orada hırsız ya. Yoklar okunmuş galiba o. Bunu ben hırsız sandım ya. Ya bir an buldun sandım ya. Mutlu olmuştum. Kusura bakma Kerem komiser valla. Bulamadık. Sırada arkadaşlar Barbie var. Barbie zenginin eşi arkadaşlar. Bakalım Barbie'nin gerçek yüzü nasılmış? Görelim arkadaşlar o zaman. Sizler merak ediyorsanız ben de merak ediyorum. Ben merak ediyorum da John da merak ediyor. John'u merak ederse Kerem komiser de merak eder. Ya bunların hepsinden ben ne alaka ya? Anlayamıyorum. Allah bilmiyorum Kerem komiser. Öylesine dedim. Neyse bakalım Barbie'nin gerçek yüzünü olmuş arkadaşlar. Görelim şöyle paravana açığa bakacağız. Görmüşüz gibi oyunda hali böyle. Gerçekteki hali de böyle arkadaşlar. Oo ne kadar güzel arkadaşlar Barbie. Bakın burada da güzel arkadaşlar. Burada da güzel. Görüyor musunuz? Barbie'nin de gerçek yüzü böyle. Arkada ağaç var. Evde şu an galiba. Değil mi Kerem komiser? Yani sen şu anda şaka yapıyor olmalısın. Evde gibi hiç gözükmüyor. Yani kaçırılmış gibi gözüküyor. Emin misin? Ne? Barbie kaçırılmış mı? Hayır Barbie kaçırılmaz. Hayır. Bir saniye kaçırılmış olsa burada ne işi olur Kerem komiser ya? Görmüyor musun şu an burada? Ya of ya cidden Johnny haklıymış. Bu zeka sana çok fazla ya. Ya dalga geçiyorlar ya. Of. Neyse sıradakine geçelim arkadaşlar. Sırada görmüş olduğunuz gibi öykü var arkadaşlar. Zenginin ve Barbie'nin kızı arkadaşlar. Öykü çok tatlı bir kız. Çok eğlenceli ve çok tatlı bir kızdır. Ben öyküyü tanıyorum. Parklarda falan çok güzel oynuyor. Öykü helal olsun sana. Şimdi öykünün gerçek yüzüne bakalım Kerem komiser. Arkadaşlar yaşarsanız öykünün gerçek yüzüne bakacağız. Daha minicik bir çocuk. Ama arkadaşlar büyüdüğünde annesi kadar güzel olacak yani. Bak görün yani ben size demedi de iyi. Şöyle açalım bakalım arkadaşlar paravanı. Oha. Arkadaşlar görüyorsunuz öykü böyle. Gerçek yüzü böyle öykünün. Yani baya güzel. Annesi kadar güzel diyelim arkadaşlar öykü. Öykünün de arkasında ağaç var. Ya cidden ikinci bir şey yaşanamaz burada. Lütfen yapma tatlı. Ağaç olabilir ya. Ağaç her yerde var yani. Baksana benim arkamda da ağaç var. Ben kaçırılmış mı oluyorum öykücü? Lütfen şunu anlat ya.
Allah Allah, tamam ya, tamam ya. Denizime geliyoruz. Neyse arkadaşlar, sırada demir rüzgar var. Arkadaşlar, rüzgarın demir hali ya. Anlıyor musun? Çok teşekkür ederim. Bunu demesen anlayamayacaktım ya. Arkadaşlar, Kerem komiser benimle dalga mı geçiyor ya? Harbi bilemez miydik acaba hala? Neyse bakalım arkadaşlar, rüzgarın gerçekteki yüzüne ısınmış. Oo, arkadaşlar rüzgarın gerçekteki yüzü değil de tam olarak büyümüş halinin yüzüne benziyor. Burada bir sandık var. Aa, burada sandıkta bir şey çıktı arkadaşlar. Oo, sandıkta böyle bir şey çıktı. Bu ne ki acaba? Oo arkadaşlar, galiba bu beni alelerden koruyan bir zırh. Ne kadar havalı, görüyor musun Kerem? Senin böyle zırhın var mı? Yani bizden havalıymış. Çok beğendim ben bu zırhı. Sana hediye ederim Kerem komiser, hiç merak etme ya. Acaba diğerlerinde mi sandık vardı? Yani öyküde yok arkadaşlar, Barbie'de de yok. Zenginde var mı? Aa, zenginde varmış arkadaşlar. Oha, bunlar ne böyle arkadaşlar? Bir sürü araç var. Bu araçların hepsi cidden bana mı ait acaba? Zengin bu araçların bizim ya. Evet evet, size ait ya. Unutmuş gitmişsiniz. Size hediye edeyim dedim. Ana, adam araba hediye ediyorlar. Arabayı nasıl ediyor bakalım. Arkadaşlar bir tane böyle bir araç var. Bir tane böyle bir araç var. Oh arkadaşlar, bu araçlara bakın ya. Ne kadar güzel araçlar hepsi arkadaşlar. İtfaiye aracı bile var ya. Bu araçların anahtarlarının hepsini al bak. Yoksa hırsız araçlara binip kaçabilir. Tam tersine. Buraya gelip bu araçlara binebilir. Çolabilir belki Kerem komiser. O yüzden bu araçlar bizim tuzağımız olsun. Böyle arkadaşlar, bunu da koyalım. Burada kocaman bir kamyon var. Şimdi burada taksi var arkadaşlar. Artık taksicilik yapacağım. Taksicilik yapmamı isteyenler yorumlar kısmına iki yazsın. Eğer İzmir'le deniz yoluna tır şoförü olmamı istiyorsanız arkadaşlar, yorumlar kısmına 99 yazın arkadaşlar. Son arabayı da koyalım. Zengin'e bize ne kadar çok araba vermiş. Burada da böyle bir araç var arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel araçlar. Zengin'e çok ama çok teşekkür ederiz. Kerem komiser, bu araçları yani ikisini üçleri size verip de kullanın yani. Tamam tamam, bakarız ona biz. Hadi bakalım, hızlı hızlı yapalım. Çabuk hırsızı bulmamız gerekiyor. Tamam Kerem komiser, tamam. Bakalım arkadaşlar, rüzgara baktık şimdi. Kırmızı Hulk Zengin var arkadaşlar. Arkadaşlar, Zengin'in Hulk versiyonu ama bu kırmızı arkadaşlar. Allah Allah. Fakir yeşil Hulk'lu arkadaşlar. Zengin de kırmızı Hulk olmuş. Yani değişmişler birazcık. Bakalım kırmızı Hulk'un gerçek hali nasılmış. Oo arkadaşlar. Abi, böcek gitti lan. Bu böcekler de gelip gidiyor ya. Böcekler tatlıdır ya, öyle değil mi? Bazen tatlıdır, bazen çok zarar. Anlamıyorum, gitti ya. O zaman arkadaş, kırmızı Zengin Hulk'un gerçekliğine bakalım. Bakın sinirli sinirli. Herhalde bu çok sinirli olmuş hali. Hulk hani sinirlenince büyüyüp yeşil oluyor ya. Bu da daha çok Hulk'ken sinirleniyor. Daha bu sefer kırmızı oluyor. Nasıl ama? İnanılmaz bir detay, inanılmaz bir buluş ya. Valla Kerem komiser, aynı Johnny gibisin ya. Johnny yanında bu kadar takılmışsın ki her şeyi böyle şey yapıyoruz ya. Neyse bu kadar elini falan sıkmış. Neyse arkadaşlar, şimdikine geçelim. Şimdi burada kim? Sen kimsin la? Merhabalar, benim adım Osman. Osman mı lan? Sen Zengin'in neyi oluyor la Osman? Ben hiç tanımıyorum bunu. Ben de Zengin dostum, bayağıdır tanırım ama bu adamı hiç görmedim yani. Şuradaki araçları çalsana ki. Ne dedin ne dedin? Abdurrezzak gitsin mi dedin? Ne diyorsun lan sen? Abi ya, Abdurrezzak insin ya. Vallahi ben bu Osman'ı çözemedim. Senin niye masken var ya? Çünkü burnuma toz kaçıyor. Ağzıma gözüme toz çıktığı için maskem var. Ya madem ağzına gözüne toz kaçıyor, buralara kaçıyor. Peki niye ağzını açık, gözünü açık? Bir tek burnun kapalı. Orancıkla bakalım. Ben bundan şüphelenmeye başladım. Acaba bu bizim aradığımız hırsız şüpheli olabilir mi? Olabilir valla. Kerem komiser, ben de şüphelenmeye başladım. Arkadaşlar siz de şüphelendiniz mi ya, yorumlara yaz. Dostum, daha demin hiç böyle bir mücevhercide bulundun mu? Abi daha demin mücevhercide elmas çaldım ben. Çok güzeldi. Yakalayın mı da la polisler beni? Anala arkadaşlar, bu buymuş la. Sen hırsızsın la. İşte aradığımız kişiyi bulduk. Çok teşekkür ederiz. Vallahi ben olmazsam bulamazsınız yani Kerem komiser. Çok yardımım dokundu, görüyor musunuz arkadaşlar yani? Bayağı yardımı dokundu. Harbi la, sen olmasan beni bulamayacaktı. Hepsi senin yüzünden. Ya neyse ya, neyse ya. Seni Minecraft prodüksiyonun vermiş olduğu yetkiyle hırsızlık suçundan yakalıyorum. Vallahi hep senin yüzünden oldu. Bir gün seni bulacağım. Hapisten çıktığım zaman seni affedeceğim. Allah Allah, ben ne yaptım ya? Allah Allah arkadaşlar, tutuklanıyor, beni suçluyor. Arkadaşlar, Kerem komiser hırsızı arabaya götürdü. Biz de o sıra hırsızın gerçek haline bakalım arkadaşlar. Şöyle açalım paravanı, hırsızın gerçek hali nasılmış? Aha, gördün mü hırsız? Böyle yakalandın gibi açıyorsun da yüzünü göremedik. Yine maskelenin. Neyse artık arkadaşlar,
arkadaşlar. Karakolda görürüz onun gerçekini. Bakalım burada ne varmış. Aa, görev komiser. Hırsızın çaldığı bütün eşyalar, paralar burada. Elmaslara bakın arkadaşlar. Bunları Kerem komisere vermeliyiz. Adam altın kapı çalmış la. Aldı kapıyı. Nasıl çalardı ya? Neyse arkadaşlar. Ben bunları Kerem komisere götürürüm de. Motor çalmış la adam. Bildiğin arabanın motorunu çalmış la. Bu adam psikopat la. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar sahada bir video çıktı. Sana ne kadar abone olabilirsiniz dostlarım. Bakın bunlar yapın. Beni çok mutlu edersiniz. O zaman arkadaşlar. Bu arada. Hala kanalımıza abone olup da videomu beğenmeler var. Bunlar da yapın ha. O zaman sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Adios amigo.